Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün Mühle Türkiye bana iki tane ürün göndermişti. Onunla ilgili bir gönderim yapmıştım çarşamba günü. Bayili'nin iki farklı modeli. Bir tanesi kelebek dediğimiz türden açılan kapanan, bir tanesi de normal tıraş bıçağı olan. Kelebek olan biraz daha pahalı, 500 küsur civarında. Öbürü biraz daha uygun fiyatlı, 400 lira. Şimdi bunu neden gönderdi Mühle? Biliyorsunuz Mühle'nin ürünleri biraz daha yüksek fiyatlı. Ama klasik tıraşa girip bir denemek isteyenler için aslında böyle bir başlangıç güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunlardan iki tane var. Bir tanesi dediğim gibi kelebek olanı. Şöyle kutularını da göstereyim. Şimdi bu hangi modeli, o kadar da küçük yazmışlar ki yani gözlüğü takmadan okuyamıyorum. O kadar küçük yazılmış kutunun üzerindeki isimleri. Çinli arkadaşlar. Evet, bu 179 olan model. 179 kelebekti diye hatırlıyorum. Şimdi çıkaracağım kutusundan, bakacağız beraber. Şöyle güzel de bir kutusu var. İkisinde de var aynı kutudan zaten bu arada. Şöyle üzerinde de Bayili yazıyor. Görünüyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi çıkarttık ve ürün bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kelebek olan buymuş. 179 olan. Öbürü kelebek değil. Şimdi onu bir dahaki hafta yapacağım için kutusundan çıkarmayayım. Şöyle alttan tutuyorsunuz. Şurada bir döndürmesi var. Bakın döndürdükçe burası kalkıyor. Hop. Buraya tıp diye koyuyoruz jiletimizi ve tıraş olmaya başlıyoruz. Jilet olarak da arşivlerden buldum. Hiç açmamışım ben bunu bu arada. Bikin böyle bir jileti varmış bende. Onunla tıraş olacağım. Krom platinum diyor. Yarı otomatik, filipinomatik şeyler bunlar tabii ki biliyorsunuz. Şimdi açalım bir tane. Çıkartalım paketten. Koyalım. Çünkü bunu da soruyorsunuz. Neyle tıraş oluyorsun diye ben de. O yüzden sormak istiyorum. Şu anda Özgür Çetin'in tıraş kanalındasınız. Gerçek zamanlı tıraş alıyorum burada. Kesme biçme falan yok. Çok ufak tefek yerlerde bazen şey yapıyorum. Değiştirdiğim oluyor. Montajda attığım oluyor ama gerçek zamanlı olarak izliyorsunuz siz de benim gibi tıraşımı. Açtık. Allah. Yere düşürdük bu arada jiletimizi. Şöyle alalım yerden. Tabii dikkatli olmakta fayda var. Koyduk içine ve hop kapattık. Ne var? Proroso ile tıraş oluyorum. Sabun olarak. Güzel de bir köpük hazırladım sizlere. Proroso köpüğümüz. Şimdi hep söylüyorsunuz hani köpüğü şöyle yap böyle yap falan diye. Bazen tutturamadığım oluyor. Onu itiraf edeyim. Ama bu sefer güzel tutturdum sanki. Böyle krem şanti kıvamında. Üzerinde çok fazla da hava kabarcığı kalmayacak. Şöyle güzelce bir yediriyoruz. İsterseniz burada da yedirebilirsiniz. Yani yüzünüze de biraz yapabilirsiniz bu işlemi. Bunu ne kadar çok yaparsanız, ne kadar böyle hani kaygan ve güzel bir köpük hazırlarsanız o kadar tıraşınız rahat olur. Yaklaşık bir hafta olmadı bu arada. Ben bu videoyu çarşamba çekiyorum yine. Ürün bugün elime geldi ikisi de. Birinde haftaya çekeceğim. Yani kelebek olmayanı, bugün kelebekle tıraş olacağım. Kelebek mekanizmalı olanla. Diğerinde haftaya tıraş olacağım inşallah. Ama sürpriz yaptım. Gönderimde söylemedim hangisiyle hangisi olacağımı. Bu videoyu izleyince yani cuma sabahı bu videoyu izlediğinizde siz de öğrenmiş olacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi güzel bir köpük olmuş. Bu sefer tutturduk galiba. Şöyle. Gerçi ağzımı iyi kapatmışım. Pek değmedi dudaklara ama yine şöyle bir temizleyelim. Bıçağımızı da ıslattık. Güzel. Yani ağır bu arada. Bayağı ağır. Ben Bayili daha önce kullanmıştım diye hatırlıyorum ama öbür kanaldaydı. Teknoloji kanalıydı. Şimdi bu kanalda ilk defa kullanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ve başlıyoruz. 30 derece açıyı biliyorsunuz bu standart uyarım her zaman yapıyorum. Bir arkadaş da şey demişti böyle cırt 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 alma tek seferde al diye öyle yapalım. Biraz da onu deneyelim. Onları dinleyelim. Evet. Güzel oluyor. Yani tabii
Klasik tıraş biraz daha dikkat gerektirir arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Aman korkulacak kadar da değil. Yani biraz dikkat edeceksiniz. Kartuşlular gibi hemen hızlı hızlı gitmeyeceksiniz. Tadını çıkara çıkara. Böyle güzel güzel alacaksınız arkadaşlar. Tıkanma falan yok, gayet de güzel kesiyor. Bu arada kutusundan da bir tane jilet çıkıyor. Fakat marka beni uyardı. Büşra Hanım sağ olsun mühleden. Bunlar çok iyi değil dedi. Yani şurada var, bakın görüyorsunuz kutusunda. Bunu kullanmayın dedi. Çok kaliteli değil. Bunlar tabi biliyorsunuz hani uygun fiyatlı olması için. Yani uygun fiyat 400 lira uygun fiyat mı diyeceksiniz ama artık yani fiyatlar böyle oldu arkadaşlar. Geçen sosyal medyada paylaşmıştım mesela, bir otoparka arabayı bıraktım. 200 lira aldılar 3 saat için. Dedim bu ne ya? Birkaç kişi de böyle yorum yazmış işte. Param var ki bırakıyorsun da filan. Abiciğim paramız olduğundan değil yani. Bırakmak zorundaydık arabayı. Koyduk yani. Hani böyle bir kitle var. Herkese zengin falan böyle çok hani parayla derdi yokmuş gibi düşünüyor da. Ülkede her şeyin şey, fiyatı sapıttı yani, öyle söyleyeyim. Vallahi gayet güzel oldu ha. Klasik uyarılarımı yapayım. Bu ürünün bende iyi bir sonuç vermesi size de iyi sonuç vereceğin anlamına gelmez. Denemeden bunu bilemezsiniz. Ama klasik tıraşa yeni başlayanlar için mesela böyle uygun fiyatlı nispeten ürünleri tercih ederim ben. Çünkü neden? Beğenmezseniz en azından verdiğiniz paraya üzülmezsiniz. Böyle bir fark olur. Diyelim beğendiniz. Biraz kullandıktan sonra daha iyisini almak için de adımlar atabilirsiniz. Beğenmezseniz de başkasını hediye edersiniz. Babanıza, kardeşinize, ne bileyim. Vardır etrafınızda birileri, onlara verirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yani çok öyle aşırı detaylı olmadan ilk tıraşımızı olduk. İlk perdeyi daha doğrusu. Şimdi ikinci perdeye doğru bir geçiş yapalım. Şöyle hafiften bir ıslatıyorum ki böyle bir şey olsun. Köpüğümüzü sürüyoruz tekrar. Köpük önemli biliyorsunuz. Bu tıraşla ilgili bütün videolarda hangi kimi izlerseniz izleyin arkadaşlar. Bu bende dahil olmak üzere. Lütfen hani o kişiye özel olduğunu unutmayın. Tıraş kişisel bir deneyimdir. Kişisel bir böyle kullanım tarzıdır. Ve buna dikkat edin. Sonra hani bazen çok az sayıda olsa da, az sayıda oldu bu yorumlar. Hani ben aldım işte senin gazınla kötü çıktı da bilmem şudur da budur da filan. Hani bunun hep bütün herhangi bir ürün için bu geçerli yani. Bu bayinin işte 179 BR 179 model için de geçerli veya başka daha ucuz daha pahalı ürünler için de geçerli. Bunu unutmayın. Bu kişisel bir deneyim. Her zaman böyle olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bu. Çünkü herkesin cildi farklı, tıraş sıklığı farklı, sakalının gürlüğü vesairesi farklı.
Farklı da farklı. İşte bu farklılıklardan dolayı birinde çok iyi sonuç veren jilet öbüründe çok iyi sonuç vermeyebilir tıraş makinesi. Bir de şunu çok soruyorsunuz. Makine soruyorsunuz. Bu şeylerin makineleri var. Brown'un vesaire. Philips'in OneBlade falan ama onları kullanma imkanım olmadı arkadaşlar. Henüz ileride olursa onlarla ilgili deneyimlerimi de aktarırım ama şimdilik böyle hani klasik tıraş veya kartuşlu makinelerle idare edeceğiz. İsterseniz burada tersten de alabilirsiniz. Ama hani cildinizi siz biliyorsunuz, o yüzden o tersten alma konusunda dikkat edin. Tersten alayım derken cildinizde işte kıl dönmesi vesaire yapabilirsiniz. Onlara çok çok dikkat edin. Şöyle bir dokunayım. Şöyle bir dokunayım. Bakıyorum. Yani gayet güzel oldu yani. Hani ters tanırsanız biraz daha güzel olur. Onu da söylemiş olayım. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve Bayri BR179 ile ilgili son yorumlarımla birlikte karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Gerçek zamanlı tıraş oldum. Gördüğünüz gibi Bayri BR179 modeli bu. Şöyle kelebek şeklinde ve her tarafı metal. Sapı da metal, tepesi de metal, yanları da metal, her yeri metal arkadaşlar ve gayet güzel bir ağırlığı var. Bu ürün uygun fiyatlı nispeten bir klasik tıraş makinesi. 400 küsür, yok pardon, bu 500 TL. Bir de işte 176'sı var, o 400 küsür lira. Linkini de açıklamaya bırakırım. Mühle Türkiye'de teşekkür ediyorum destekleri için. Yani bu böyle başlangıç seviyesinde ben klasik tıraşı merak ediyorum, denemek istiyorum diyenler için alınabilecek bir ürün. Yani beğenmezseniz en azından verdiğiniz paraya hani üzülmeyeceğiz bir rakam da kalır diye düşünüyorum. Mühle'nin kendi ürünleri çok güzel, tamam, ama biraz pahalı biliyorsunuz. Fiyatları yüksek daha doğrusu. Onun yerine böyle daha uygun fiyatlı bir şey arayanlar için önerebilirim. Alırsınız, denersiniz. Umarım sizlere de güzel sonuç verir diye düşünüyorum. Bana katkıda bulunmak için yapacaklarınızı biliyorsunuz. Bir, kanala abone olmak. Bu önemli. Kanala abone olursak böyle ürünler geliyor. İşte deneyimlerimi aktarıyorum size. Bana moral motivasyon oluyor. Bu önemli. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Bu bir. İkincisi, abone olanlar yorum yazabilir. Videolarımı paylaşabilir. Beğenebilir. Kanalın büyümesine bu şekilde de katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca benim bir de teknoloji kanalım var. Teknolojiyle ilgili içerikler paylaşıyorum. Hem teknoloji kanalımın linki hem de sosyal medya hesaplarımın linki açıklamada bulunuyor. Oralardan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Haftaya farklı bir tıraş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.